İkinci derece çocuklar, hani demiştim ya permütasyonun iki sorumuz kaldı diye. Şimdi bunun başlığı ikinci dereceden denklemler ya, hiç orayı karıştırmayalım. Haftaya kaldığımız yerden zaten permütasyondan devam edeceğiz. Oradan devam edelim. Şimdi çocuklar, ikinci dereceden denklemler ne oluyor? İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemler A, B ve C birer gerçek sayı ve A eşit değildir sıfır olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir sıfır ifadesine ikinci dereceden bir bilinmeyene denklem diyoruz. O zaman şimdi ilk şu basit soruyu çözelim. Alın notlarınızı. Parantez içinde M eksi 2 kapa parantez X üzeri 4 artı aç parantez M eksi N artı 1 kapa parantez çarpı x küp artı m çarpı x üzeri p eksi 3 p eksi 3 şey burada kuvvet kuvveti bitirdik artı px artı 4 eşittir 0 ifadesi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre M artı N artı P toplamı kaçtır? Not alabildiniz mi? Biraz uzunca ama çocuklar. Tekrar söyler misiniz hocam? Söyleyeyim. Parantez içinde M eksi 2 kapa parantez çarpı x üzeri 4 artı aç parantez M eksi N artı 1 kapa parantez çarpı x küp artı M çarpı x üzeri P eksi 3 P eksi 3 kuvvet burada artı PX artı 4 eşittir 0 ifadesi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre M artı N artı P toplamı kaçtır? Hocam ben bir şey buldum gibi ama. Ne çabuk buldun Evrim? Söyle bakalım. 10 mu? Evet 10. Söyle ne yaptın? Hı. Hocam şimdi m eksi 2 x üzeri 4 diyor. Burada yani x üzeri 4'lü ya da x küplü bir ifade olmaması gerekiyor. Çünkü eğer olursa bu ikinci dereceden olmaz. O Hı. yüzden bunu sıfırlıyorum. Yani 2 oluyor m. Hı. Sonrasında burada m eksi n artı 1 x küp diyor. Onda 2 yani 2 zaten m. Bir de yanında artı 1 var 3 oluyor. Bunun da yani n'in de 3 olması gerekiyor ki x küplü ifade de gitsin. Tamam. Sonrasında p eksi 2 x kare oluyor. Yani bunun 2 olması gerekiyor. Yani p eksi 2, 2 değil mi hocam bu arada? P eksi 3. Ha, eksi 3. P eksi 3'ün de 2'ye eşit olması gerekiyor. Çünkü x kare demem gerekiyor ikinci dereceden olması için. Buradan da P eşit dediğimde 5 oluyor. Topladığımda 10 ediyor. Tamam. Evet, şimdi çocuklar, çarpanları ayırma yöntemiyle denklem çözeceğiz. İkinci dereceden veya ikinci dereceden denklemlere dönüştürülebilen denklemlerin çözümü. Şimdi biz çarpanlara ayırma yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi öncelikle çarpanlara ayırmayı iyi hatırlamamız gerekiyor. Şimdi bir tane örneği söyleyeyim. Mesela bana diyor ki x kare eksi 6x artı 8 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Ne yapacağım ben? Burada önce çarpanlara ayıracağım bunu. X eksi 4 çarpı x eksi 2 diye. Oradan iki tane ifadenin çarpımı sıfırsa ya biri sıfıra eşit olacak. Ya x eksi 4 sıfıra eşittir. Oradan x eşittir 4 çıkar. Ya da x eksi 2 sıfıra eşittir. Oradan x eşittir 2 çıkar. Buradan da çözüm kümemiz 2 ve 4 olur. Şimdi buna göre yeni soruyu okuyorum. 2x kare artı 5x eksi 3 eşittir 0. Çözüm kümesini bulun.
Yaptınız mı? Olmadı mı çarpanlar ayırma? Hocam bir dakika. Tamam. Hocam ortadaki artı 5x mi eksi 5x mi? Helincim bir dakika bakıyorum. Şurada bir yine şunları bir yere toparlıyordum da bir saniye. Şuraya geri döneyim ben. Artı 5x. 2x kare artı 5x eksi 3. Hocam ben bir şey buldum ama. Hemen geliyorum Muhammed. Şurayı bir kontrol edeyim. Tamam, her şeyimiz yüklenmiş. Tamam. Söyle Muhammed. Hocam birbirine karıştırmadıysam eksi 2'ye 3 mü acaba? Biraz karıştırdın galiba. Sen şu çarpanları nasıl ayırdın? Onu bir söyle bakayım. Tamam hocam. 2x kare artı 5x eksi 3'ü hani okudum ki hocam yanlış değil diye. Doğru, doğru. Hocam 2x kareyi 2x'e x diye ayırdım. Evet. Eksi 3'ü de 3'e eksi 1 şeklinde. Tamam. Şimdi 2x çarpı 3 6x x çarpı eksi 1'de Muhammed, bak bunları, eksi x. Bir dakika, şimdi bunları ayırdıktan sonra, şimdi ayırdın ya, 2x'e x diye ayırdın. Evet. Öbürünü de 3'e eksi 1 diye ayırdın. Şimdi ben bunları çaprazlama yapıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama. Şimdi, evet hocam 2x artı 3 x 2x artı 3 x eksi 1. Bir daha söyle. 2x artı 3. Bak şimdi bir daha söylüyorum. Muhammed şimdi bak. 2x'e x'i yazıyorsun. Eksi evet. 1 ile 3'ü de yazdın. Şimdi yani şöyle bir çaprazlama falan ne demek onu biliyor muyuz? Çaprazlama ne demek? Yan yana ne demek? Evet hocam. Evet şimdi hocam. 2x ile x'i yazdım. Ondan sonra eksi 3'ün altına da eksi 1 ile 3'ü yazdım. Şimdi çaprazlama çarpıyorum. 2x ile 3'ü çarptım 6x. X ile eksi 1'i çarptım. Eksi x. Eksi x topladım. 5x'i elde ettim. Yazarken yan yana yazıyorum. 2x eksi 1 çarpı x artı 3 diye yazıyorum. Tamam mı? İşte orası biraz karıştırdım. Aslında mantığını anladım. Sıralaması biraz. Evet. Sonra 2x eksi 1 çarpı x artı 3 sıfıra eşitse buradan x eşittir 1 bölü 2, x eşittir eksi 3. Oldu mu? Evet hocam. Tamam. Şimdi diğer soruyu soruyorum. Eksi x kare artı 8x eksi 12 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesi. Eksi x kare artı 8x eksi 12 eşittir 0. Hocam söyleyebilir miyim? Söyle hele. X eşittir 2 veya x eşittir 6. Tamam. Nasıl ayırdık çarpanlarını hele? Hocam ben önce eksi parantezini aldım. En güzeli o. Tamam. X kare eksi 8x artı 12 geldi. Sonra ben onu şöyle ayırdım. Artı 12'yi eksi 2 eksi 6 diye ayırdım.
Ve şöyle oldu. Eksi çarpı parantez içinde x eksi 2 çarpı parantez içinde x eksi 6 oldu. Zaten sıfıra eşit olduğu için eksinin bir önemi kalmıyor. X eksi 2 eşittir sıfırdan x eşittir 2 buldum. X eksi 6 eşittir sıfırdan da x 6 buldum. Tamam, doğru. O zaman devam ediyoruz. 4x kare eksi 100 eşittir 0. Bu iki kare farkıydı. Hocam ifade neydi? 4x kare eksi 100 eşittir 0. Hocam söyleyebilir miyim? Söyle Helen. Hocam ben x eşittir 5, x eşittir eksi 5 buldum. Tamam, nasıl ayırdık bu 4x kare eksi 100'ü çarpanlarına? Hocam ben şöyle yaptım. 4x kareyi 2x'in karesi olarak yazdım. 100'ü de 10'un karesi olarak yazdım. 2x eksi 10 çarpı 2x artı 10 yaptım. 2x eksi 10 sıfıra eşitleyince x 5 geliyor. 2x artı 10'u sıfıra eşitleyince de x eksi 5 geliyor. Tamam, doğru. Diğer soru, x kare eksi x eşittir 0. Hocam söyleyebilir miyim? Söyle Helen. Ben 1 buldum. 1'e 0 var ama. Ha, evet hocam, bir de 0 var, pardon. X parantezini alıyorsun, x eksi 1. Oradan x eşittir 0, x eksi 1 eşittir 0. X eşittir 1. 1 oluyor, 1'e 0. Tamam, şimdi bunu yapalım. X kare eksi aç parantez 2m artı n kapa parantez çarpı x artı 2 çarpı m çarpı n eşittir 0. Hocam tekrar okuyabilir misiniz? X kare eksi aç parantez 2m artı n kapa parantez çarpı x artı 2 çarpı m çarpı n eşittir 0. Olmadı mı? Hocam bunda sayı mı buluyoruz yoksa harfli bir şekilde mi? Harf bulacağız, harf. Ha, o zaman hocam ben buldum sanırım. Böyle. X eşittir 2M, X eşittir N. Tamam, nasıl ayırdık Helen çarpanlarına? Hocam ben eksiyi dağıttım. Eksi 2M, eksi N oldu orta tarafı. Sonra eksi 2M, eksi N olması için de 2M çarpı N'i eksi 2M çarpı eksi N diye ayırdım. O şekilde yaptım. Sonra X eksi N eşittir 0'dan X eşittir N geldi. X eksi 2M eşittir 0'dan da X eşittir 2M geldi. Tamam, doğru. Tamam, şimdi şöyle bir sorumuz var çocuklar. Bir tane dikdörtgen var. Kısa kenarı 2X eksi 4. Uzun kenarı x artı 5, levhanın alanı 36 olduğuna göre x kaçtır diyor.
Bulamadık mı? Dikdörtgenin ne yapacağız? Uzun kenarla kısa kenar çarpı 36 ya. Hocam burada bize neyi soruyordu? Ben orayı kaçırdığım için. X'i soruyor Muhammed. X'i. X'i. Bulmadı mı çocuklar? Hocam aslında ben denklemi burada, oluşturdum da. Aslında burada deneme yanılma da yapabilirsiniz çocuklar. Şimdi 2x eksi 4 çarpı x artı 5 eşittir 36 olacak. Onu iki parantezine alırsanız x eksi 2 çarpı x artı 5 eşittir 18. Şimdi x eksi 2 ile x artı 5 arasında 7 fark var. Aralarında 7 fark olup da çarpımı 18 eden sayı hangisidir? 9 ile 2. 9 ile 2. 9 ile 2'dir, değil mi? O zaman x eksi 2 2 olacak. X artı 5 de 9 olacak. Buradan x eşittir 4 gelecek. Oldu mu? Hocam ben direkt denklem kurdum. X kare artı 6x eksi 56 eşittir 0 diye. Sonra onu çarpanlara ayırmaya çalışıyordum. Yapabilirsin ama şimdi önce Helin sadeleştirme varsa sadeleştirmeyi yap. Orada 2x eksi 4 parantezine al. 2 parantezinde x eksi 2 x artı 5 eşittir 36 de. İkiler birbirini götürsün. 18 olsun. Sonra yine yapabilirsin oradan da. Açarsan burada x kare artı 3x eksi 10 eşittir 18 çıkar. X kare artı 3x eksi 28 eşittir 0. 28'i de artı 7'ye eksi 4 diye ayırırsın. Oradan da çıkar ama sadeleştirme yapmadığın için sen zorlandın. Tamam, okuyorum o zaman. 15x kare. Şimdi çocuklar bir de biz denklemin kökle iki tane köküne ne diyoruz? X1 ve X2 diyoruz değil mi köklerine? 15x kare eksi 26x artı 8 eşittir 0. 15x kare eksi 26x artı 8 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve 2'dir. X1 büyüktür 2, pardon, x1 büyüktür x2. X, yani birinci kök ikinci kökten daha büyük olduğuna göre 3x1 artı 10x2 ifadesinin değeri kaçtır?
Ayırdık mı çarpanlarına? Hocam ben ayırdım. Tamam, kaça kaç ayırdın Helen? Hocam ben 5x eksi 2'ye 3x eksi 4 diye ayırdım. Tamam. 5x eksi 2. Evet, o zaman çarpanlar ne olacak? Kökleri x eşittir 2 bölü 5 oluyor. Birisi diğeri de x eşittir 4 bölü 3 oluyor. 4 bölü 3 daha büyük. O tamam, şimdi orada 3x 1 artı 10x 2'yi hesapla. 3x 1 4 oluyor. 10x 2 de 10 çarpı 2 bölü 5. O da 4 oluyor. 8 oluyor sanırım. Tamam, doğru. Var mı sorusu olan? Şimdi çocuklar, değişken değiştirme yöntemiyle denklemleri çözeceğiz. Şimdi denklemimiz şu: x üzeri 4 eksi 5x kare artı 4 eşittir 0 denkleminin köklerini bulunuz. Şimdi biz hep ne yapıyoruz? İkinci dereceden denklemlerin çözümlerini biliyoruz. O yüzden buradan x kare gördüğümüz yere t diyeceğiz. X kare gördüğümüz yere t dersek, buradan x üzeri 4 yerine t kare, x kare yerine t, t kare eksi 5t artı 4 eşittir 0 olacak. Bunda çarpanlarına t'ye t, eksi 4'e 1 diye ayırırsa çarpanlar t eksi 4, t eksi 1 olacak. Buradan t eşittir 4, t eşittir 1. T dediğimiz şey neydi? X kareydi. X kare eşittir 4, x kare eşittir 1. X kare 4 ise x artı eksi 2'dir. X kare eşittir 1 ise x artı eksi 1'dir. Anlaşıldı mı burası çocuklar? Evet. Tamam. Şimdi o zaman sorumuz şu: aç parantez x kare artı x kapa parantez üzeri 2 eksi 18 çarpı aç parantez x kare artı x kapa parantez artı 72 eşittir 0 denkleminin köklerini bulunuz. Hocam burası artı 72 değil mi en sondaki? Evet, aha, artı 72 Helen. Burada neye t diyeceğiz Helen? Hocam ben x kare artı x'e t dedim de ben eksi 18 ile 72 şey yapamadım. Tamam. O zaman t kare eksi 18 t artı 72 ise 72'yi nasıl ayıracaksın? Hocam işte ben de onu düşünüyorum. Çok saçma bir şey. Eksi 12 eksi 6 diye ayıracaksın değil mi? Evet hocam, o hiç aklıma gelmedi. Çarpanlarını ayırıyorum.
Tamam, ayırdık şimdi onu. Eksi 12, eksi 6 diye. Yani T eksi 12, T eksi 6 olacak. O zaman biz T hocam, dediğimiz... X kare artı X eksi 12 eşittir 0 ve X kare artı X eksi 6 eşittir 0 oluyor sanırım. Bir de X kare artı X eksi 6 eşittir 0 oluyor. Evet. Şimdi bunu o zaman bunu da ayır şimdi. X kare artı X eksi 12'yi de ayır çarpanlarına. Eksi 3 şey X eksi 3 ve X artı 4 olur. Tamam. Oradan ne gelir kök? X eşittir 3 ve X eşittir eksi 4 gelir. Tamam. Bir diğeri de X kare artı 6 X kare artı X eksi 6'yı çarpanlarına ayır. X eksi 2 çarpı X artı 3'den X eşittir 2, X eşittir eksi 3 gelir. Tamam. O zaman çözümümüz eksi 4, 3, eksi 3 ve 2 olacak. Var mı sorusu olan çocuklar? Tamam. Şimdi çocuklar bir de tam kareye tamamlama yöntemiyle çarpanları ayıracağız. Bu bazen lazım oluyor. Özellikle hani delta'ya girmeden yapabilmek için. Şimdi x kare artı 4x artı 3 eşittir 0'ı biz normalde x'e x artı 3'e artı 1 diye ayırıp x artı 3 çarpı x artı 1 eşittir 0 deriz. Buradan x eşittir eksi 3, x eşittir eksi 1 çıkar. Ama tam kareye tamamlamak istersek şöyle yapıyoruz. X kare artı 4x bu neyin bir parçası? X artı 2'nin karesinin. Yani x kare artı 4x artı 2 artı 1 yazıyoruz bu 3'ü elde etmek için. Eşittir, pardon 4 burası. X kare artı 4x artı 4. Yani x kare artı 4x artı 4 x artı 2'nin bir parçası. Sonra bizim ifademizde artı 3 olduğu için bundan biri çıkartıyoruz. Buradan x artı 2'nin karesi eksi 1 eşittir 0 diyoruz. X artı 2'nin karesi eksi 1'i öbür tarafa atıyoruz. 1 oluyor. X artı 2 buradan ya 1'dir diyoruz ya da x artı 2 eksi 1'dir diyoruz. Bu tam kareye tamamlama anlaşıldı mı çocuklar? O zaman evet. Şimdi okuyacağım soruları çocuklar tam kareye tamamlama yöntemiyle yapıyoruz. Yani yöntemimiz bu olacak. Çarpanları ayırmayacağız. X kare eksi 6x artı 5. Tam kareye tamamla x kare eksi 6x artı 5 eşittir 0. Bunu okuyacaklarımı tam kareye tamamlama yöntemiyle çözüm kümesini bulacağız. Hocam söyleyebilir miyim? Söyle hele. Nasıl yaptın? X eşittir 5 ve x artı x eşittir 1 buldum ben. Ama nasıl yaptığını hocam. Söyle. Ha. X kare eksi 6 x artı 5'i x eksi 3'ün karesi olacak şekilde düşündüm. Öyle olsaydı 4 eklememiz gerekecekti. X eksi 3'ün karesi eksi 4 eşittir 0 yaptım. X eksi 3'ün karesi eşittir 4 oldu. X eksi 3 eksi artı 2 oldu. X eksi 3 eğer eksi 2 olur artı 2 olursa x eşittir 5 geliyordu. X eksi 3 eksi 2 olursa da 1 geliyor. Tamam doğru. Şimdi bunu yapıyoruz. 4x kare eksi 20x artı 21.
Hocam söyleyebilir miyim? Söyle Helen. Ben -7/2 ve -3/2 buldum. Artı değil mi? Ha, pardon hocam. Artı 3/2. Tamam, ikisi de artı değil mi? Evet hocam, ben sıfır eşitlemeyi unutmuşum, pardon. Tamam, şimdi nasıl yaptın onu da söyle Helen. Hocam ben şöyle bir şey yaptım. 2x artı 5'in karesi şeklinde ayırsaydım. Eksi 20x var. Eksi 5 pardon. Eksi 5, 2x eksi 5'in karesi şeklinde ayırsaydım nasıl olurdu diye düşündüm. Sonra 25 olması gerekiyordu. 4 çıkarıyoruz. 2x eksi 5'in karesi eksi 4 diyoruz. 2x eksi 5 bu sıfıra eşitledikten sonra 2x eksi 5 eşittir. Pardon, karesi eşittir 4 oluyor. 2x eksi 5 eşittir 2 oluyor. 2x eksi 5 eşittir 2 olunca x eşittir 3 x eşittir 3/2 geliyor. 7/2. Ha, pardon eşittir, hocam diyelim 3/2 pardon. X evet 2x eksi 5 eşittir eksi 2 olunca da x eşittir 3/2 geliyor. Tamam. Peki şimdi soralım bakalım. Hatırlıyor musunuz bu diskriminantı çocuklar? Muhammed hatırlıyor musun? Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminin diskriminantı ne oluyordu? Hocam hatırlayamadım ya açıkçası. Bilgen sen hatırlıyor musun? Diskriminantı? Hocam bir şey var ama net söyleyemiyorum. Ne, nasıl bir şey var net söyleyemiyorum? Bunları böyle iki şeye ayırıyorduk. Neye? Hatırlamıyorum değil. Peki Evrim kesin hatırlıyordur. Evrim söyle deltasını. Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır ifadesinin deltası neye eşitti? B kare eksi 4 ac. Evet. Peki Evrim köklerini nasıl buluyorduk? Hatırlıyor musun? Kökleri x 1 eşittir. B bölü kök delta. Öyle bir şey vardı hocam. Helen sen hatırlıyor musun kökleri? Aa pardon. Kökler toplamı kökler çarpımını yaparım da. Hocam karekök deltalı bir formülü vardı ama ben de hatırlamıyorum. Evet öyle bir formül vardı. Tamam o zaman söylüyorum. Formülümüz eksi b artı kök delta bölü 2a, öbürü de x2 eksi b eksi kök delta bölü 2a. Bu çocuklar işte tam kareye tamamlamaktan geliyor bu. Bu demin yaptığımız şeylerde tam karelere falan tamamlayınca böyle bir sonuç çıkıyor. Şimdi bunu unutmayacağız. Delta eşittir. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Helen. Eksi b artı karekök delta bölü 2 derken 2 sadece kök deltayı mı bölüyor yoksa hepsi? 2a sadece kök deltayı mı bölüyor yoksa hepsi? Ha pardon. Pay kısmında eksi b artı kök delta var. Payda kısmında da 2a var. Teşekkür ederim hocam. Tamam mı? Peki şimdi o zaman bunları çocuklar şimdi ilkini söylüyorum. Bunu delta yöntemiyle diskriminant kullanarak bulacağız. Şimdi yalnız çocuklar diskriminant dediğimiz şey kök içinde değil, tamam mı? B kare eksi 4ac diskriminant oluyor. Şimdi bir daha hatırlayalım. Delta eşittir B kare eksi 4ac. Kökler x1 eşittir eksi b artı eksi kök delta bölü 2a. Kökler de bunlar. Şimdi x kare eksi 6x artı 8'de a buradan 1, b buradan eksi 6, c buradan 8. Şimdi yazalım. Önce delta'yı buluyorum. Delta b karem 36 eksi 6'nın karesinden.
B kare eksi 4 A 1 C de 8. 36 eksi 32'den 4 çıktı deltamız. Şimdi kökleri bulacağım. X 1 2 eşittir. Eksi B eksi eksi 6'dan artı 6 artı eksi kök delta yani kök 4 bölü 2 A. A da 1'e eşitti. Buradan 6 artı eksi 2 bölü 2. 6'dan 2'yi çıkarttım. 4 bölü 2. 6'ya 2'yi ekledim. 8 bölü 2. Köklerim o zaman 2 ve 4 olacak. Var mı sorusu olan? O zaman geçiyorum. Şimdi çocuklar çok önemli yerlere geliyoruz. Şimdi ne dedik? Bakın deltaya dedik ki, pardon köklere dedik ki, eksi b artı eksi kök delta bölü 2a dedik. Şimdi o zaman bakın, eğer deltam sıfırdan büyükse iki tane kök çıkacak çocuklar. Neden? Bir tanesi de artılı, bir tanesi eksili çünkü. Bir tanesi artılı, bir tanesi eksili. Ama eğer delta sıfıra eşit olursa tek köküm çıkacak. Ve delta neden tek kök çıkacak? Çünkü artı kök delta artı sıfır olacak, eksi sıfır olacak. Ve delta'nın sıfıra eşit çıkması tek kök olduğunu gösterir. Tek kök olduğu gibi, daha doğrusu çocuklar tek kök demeyelim de biz buna şey diyoruz, çift katlı kök diyoruz. Yani çözüm kümesi tek elemanlıdır, çözüm kümesi tek elemanlıdır ama çift katlı kök vardır veya iki kök birbirine eşittir. Ama çözüm kümesi tek elemanlıdır. Şimdi o ikisini karıştırmayalım. Oldu mu? Yani biz burada her durumda iki tane kök var diyoruz. Farklı iki kök var dersek, bu cümleler önemli çünkü. Farklı iki kök var dersek deltası sıfırdan kesin büyük oluyor. İki kök var dersek o iki kök birbirine eşit de olabilir. Birbirinden farklı da olabilir. Ama eşit iki kök var dersek veya çakışık iki kök var dersek delta kesin sıfıra eşit oluyor. Delta'nın sıfıra eşit olması çocuklar ifadenin tam kare olduğunu gösterir. Bakın bu çok önemli. Bununla ilgili bir soru soracağım ileride. Bak bu önemli bir cümle. Delta'nın sıfıra eşit olması ifadenin yani ax kare artı bx artı c ifadesinin deltası sıfıra eşitse bu ifade tam kare bir ifadedir. Neden? Çünkü tam kare bir ifade diyelim ki x eksi 3'ün karesi eşittir 0 olduğu zaman buradan x eksi 3 eşittir 0 olur ve sadece bir tane çözüm çıkar. Çözüm bir tanedir ama çift katlı kök vardır. Çözüm kümesi bir elemanlıdır. Şimdi o zaman delta büyüktür 0'sa farklı iki gerçek kökü var. O zaman şimdi soruyu soruyoruz. 2x kare eksi 4x artı m eşittir 0. 2x kare eksi 4x artı m eşittir 0. Denkleminin birbirinden farklı iki gerçek kökü olduğuna göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Hocam bir şey buldum gibi ama emin de değilim. Söyle, söyle Evrim. İki mi? Değil, bir. Şimdi hocam... Tamam söyle ne yaptın? A'sı kaç bunun Evrim? A'sı 2. B'si? Eksi 4. C'si de M. Tamam. Şimdi deltasını söyle.
Büyük ihtimal işlem hatası yaptığım gibi ama eksi 4'ün karesi 16 dedim. B kare. Evet. Eksi 4 ac 4 çarpı 2'den 8 oluyor. Hı hı. Sonra öyle 0 oluyormuş, pardon. Evet, 1'miş. Büyüktür 0 diyeceğim değil mi? Evet pardon. Hı. O zaman m küçüktür. Buradan denklemi çözersek 16 eksi 8 m küçüktür 0. 8 m küçüktür 16 çıkar. M küçüktür 2. En büyük tam sayı değeri de ne olur? 1 olur. Artık eşitsizlik çözmeyi bildiğinizi farz ediyorum çocuklar. 16 eksi 8'en büyüktür 0. M'i öbür tarafa, 8'e mi öbür tarafa attık? 16 büyüktür 8'en, her tarafı 8'e böldük. M küçüktür 2 çıktı. En büyük tam sayı değeri de 1 olacak o zaman. Şimdi çocuklar, eğer dediğim gibi delta eşittir b kare eksi 4 ac sıfıra eşitse denklemin eşit, çakışık, çift tatlı diyoruz bunlara. İki gerçek kökü vardır ve bu ifade tam karedir. O zaman bunu yapalım bakalım. Bunu niye sormuş ki? X kare artı 5 eşittir 2 çarpı kök 5 x. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Hocam söyleyebilir miyim? Söyle Elen. X eşittir eksi kök 5 geliyor iki tane kökünden de. İkisi de, çünkü bu x kare eksi 2 kök 5 x artı 5. Bunu nasıl tam kare yaptın Helen? Hocam ben 2 kök 5'i karşıya attım. Eksi 2 kök 5 oldu. Onu da yani sonra 5 vardı. X eksi kök 5'in karesi diye ayırdım. Sonra x eksi kök 5 eşittir 0'dan x eşittir kök 5 çıktı. Evet, ifade tam kare olduğu için bir tek çözümü oldu. Evet, okuyorum şimdi. Aç parantez m artı 1 kapa parantez çarpı x kare artı 6x artı m artı 9 eşittir 0. Denkleminin birbirine eşit iki gerçek kökü olduğuna göre m'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Evet, bulduk mu bir şeyler? Olmadı mı?
Hocam ben bir şeyleri çarpamadım da yoksa ya yaptım aslında mı? Tamam yapalım hele. Şimdi A'sı kaç bunun hele? M artı 1. B'si? 6. C'si? M artı 9. Tamam. Şimdi deltasını söyle o zaman. Hocam 36 eksi 4 çarpı yani 4 M artı 4 çarpı M artı 9. Oradan da Tamam. Ama şimdi bunu istersen açmayalım Helin. Sadeleştirme yapmayı bil bak. Sadeleştirme yaparsak daha kolay olur. Bir de kökler şey vardı. Hani ax kare artı bx artı c eşittir sıfırda. Kökler çarpımı neye eşitti? C bölü a'ya eşitti. Bence buradan onu öyle yapalım. Buradan 36 eşittir. 4 m artı 1 çarpı 9'u öbür tarafa geçiriyorum. M artı 1 çarpı m artı 9'u. Ondan sonra 4 ile 36 sadeleşti. 9 eşittir. M artı 1 çarpı m artı 9. Bak zaten buradan yazarsak düzenleyelim. M kare artı 10m artı 9 eşittir 9 çıktı. Buradan bunlar da birbirini götürdü. 9'da 9'da. M kare artı 10m eşittir 0. M çarpı m artı 10 eşittir 0. Köklerden bir tanesi 0. Bir tanesi de eksi 10 olduğuna göre kökler çarpımı ne eşit olacak? 0'a eşit olacak. Oldu mu? Sen Evet burada hocam. iş açmaya kalktın. 4 m artı 1 ile m artı 9'u çarptın. Sonra 4 ile sadeleştirme yap. Ondan sonra devam et işleme. Olur mu Helen? Evet hocam, ben onu unutuyorum sürekli. O çünkü çok zamanını alır, bir de işlem hatası yaparsın. Şimdi çocuklar, o zaman eğer hani bizim denklem şey köklerimiz neydi? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a'ydı. O zaman bu kök içindeki ifade olan delta sıfırdan küçük olursa, o zaman ne olacak? Gerçel sayılarda çözümü yok olacak. Yani boş küme olacak. O zaman şimdi buna bakarsak x kare artı 5x artı 7 denkleminin gerçel sayılardaki çözüm kümesini bulun diyor. Bunun a'sı kaç şimdi? 1, b'si 5, c'si 7. Deltasına bakarsak b kare 25 eksi 4 ac buradan eksi 3 oldu. Eksi 3 sıfırdan küçük olduğu için çözüm kümemiz boş küme. Okuyorum şimdi soruyor. 2x kare eksi 3x artı m eksi 1 eşittir 0. 2x kare eksi 3x artı m eksi 1 eşittir 0. Denkleminin gerçek kökü olmadığına göre m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Hocam en küçüğü mü soruyordu? Evet, en küçüğü soruyor Eylül.
Olmadı mı? Hocam ben bir şey buldum ama hiç emin değilim. Tamam, söyle Helen. 3 buldum hocam ben. Tamam, doğru. Nasıl yaptık? Söyle. Hocam ben normal b kare eksi 4 ac formülünden gittim. Söyle şimdi önce bir a'sını b'sini söyleyelim Helen. B'si pardon a'sı 2, b'si eksi 3, c'si de m eksi 1. Tamam. B kareye 9 yazdım. Sonra a'sı zaten 2. C'si de m eksi 1. Bunları çarptım. 2m eksi 2 ama geldi. Ama şeyi söylemedin. B kare eksi 4 çarpı 2 çarpı m eksi 1 değil mi? Evet hocam. 9 eksi yani tam olarak 9 eksi 8m eksi 8 oluyor. Artı 8. Artı 8 oluyor. Sonra 17 eksi 8m küçüktür 0 oluyor. Hı hı. 17 küçüktür 8m oluyor. 8m büyüktür 17 oluyor yani. Sonra m büyüktür 17 bölü 8 bir dakika, oluyor. Bir dakika. Bir dakika. Ha, 8m büyüktür 17, evet. M büyüktür 17 bölü 8 oluyor. 17 bölü 8 de 2 küsürlü bir şey çıktığı için ondan büyük olan en küçük tam sayı değeri 3. Tamam. Doğru. Sorusu olan yoksa geçiyorum çocuklar. Şimdi çocuklar eğer derse ki bakın bir denklemin iki gerçek kökü var derse biz bu iki gerçek kökünün birbirine eşit olup olmadığını bilmediğimiz için burada b kare eksi 4 ac'ye büyük eşit sıfır deriz, tamam mı? Burada b kare eksi 4 ac'ye büyük eşit sıfır deriz. O zaman soruyu okuyorum. 4x kare artı 8x artı a eşittir 0. 4x kare artı 8x artı a eşittir 0. Denkleminin iki gerçek kökü olduğuna göre a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Hocam söyleyebilir miyim? Söyle Helen. 5 buldum. Büyük eşit sıfır yapacaksın ama Helen. İki gerçek kökü diyor ya, farklı demedi. Hocam en büyüğü mü buluyorduk, en küçüğü mü ben? En büyüğü. Yaptın mı o zaman? Hocam 5 değil mi? Ben yanlış mı yaptım? Peki sen acaba eşitlik koymuyor musun? Bakalım şimdi. A burada 4. B burada 8. C 6 değil mi? C A. B kare 64 eksi 4 A 4. 4 çarpı 4. C'miz de A'ya eşit. Bu ne olacak? Büyük eşit 0 olacak. 64 büyük eşit 16A. O zaman 16A küçük eşit 64. A küçüktür. Küçük eşit 4. O yüzden 4 olacak en büyük değeri. Oldu mu? Ha, pardon hocam, ben yanlış yapmışım. Evet. Tamam. Sorunuz yoksa geçiyorum çocuklar. Evet, yeni sorumuz şu.
x kare eksi 8x artı 5 eşittir 0. X kare eksi 8x artı 5 eşittir 0. Denkleminin köklerinden biri t'dir. Buna göre kesir payında t kare artı 5, paydasında 4t. İfadesinin değeri kaçtır? Ne yaptık? Koyun yerine t'yi t kare eksi 8 t artı 5 eşittir 0 olacak. Hocam ben T'ye çok saçma bir değer buldum. Şimdi şöyle yapacağız Helen. Bak burada T kare eksi 8 T artı 5 eşittir 0 diyorsa T kare eksi 8 T'yi çekersek buradan T kare artı 5'i çekersek buradan 8 T eder değil mi? T kare evet, artı 5'i çekersek buradan 8 T eder. O zaman t kare artı 5 gördüğümüz yere de 8t yazarsak 8t bölü 4t'den cevabımız ne çıkacak? 2 çıkacak. Anlaşıldı mı? Burada yerine koyma yapıyoruz. Tamam mı? Evet hocam ben anladım. Var mı sorusu olan? Tamam, yeni sorumuz şu. X kare eksi 4x eksi 3 eşittir 0. Denkleminin köklerinden biri x1'dir. Buna göre x1 kare artı 9 bölü x1 kare ifadesinin değeri kaçtır? Hocam tekrar okuyabilir misiniz? Benim daktilomda bir sorun çıktı. Okuyayım. X kare eksi 4x eksi 3 eşittir 0 denkleminin köklerinden biri x1'dir. Buna göre x1'in karesi artı 9 bölü x1'in karesi ifadesinin değeri kaçtır?
Olmadı mı? Yapalım Hocam, mı? Hocam ben x'i sıfır buluyorum sürekli. Şimdi ne yapıyoruz çocuklar? Bakın bunda şöyle bir şey yapacağız. Şimdi Helin sen ne yapmaya çalıştın? Söyle bakalım. Hocam ben x1'i bulmaya çalıştım. Şöyle yaptım. Yani normal... Bulmaya çalışırsan oradan çıkamazsın. Hocam şöyle, sizin az önceki yaptığınız gibi yapmaya çalıştım. Yani yoksa bulamadım da, normalde kökünü bulamadım yani. X kare eksi 3 yerine 4x yazdım. Sonra 4x eksi 4x'den 0 oldu. Ama yani kökü 4x buldum. Şimdi bunu bak, bunu böyle şöyle yapacağız. Bu da farklı bir soru. Şimdi burada bana bak, x1'in karesi artı 9 bölü x1'in karesini istiyor ya. Ben bunu x artı 1 bölü x1'in karesi, x1 artı 1 bölü x1'in karesi eksi, pardon, 3 bölü 3 bölü x1'in karesi. Şimdi şeyi alırsam, x1 artı 3 bölü x1'in karesini alırsam bu ne olur? X1'in karesi artı 6 artı 9 bölü x1'in karesi olur. O zaman benden istediği ifade x1'in karesi artı 9 bölü x1'in karesi neye eşit? X artı x1 artı 3 bölü x1'in karesinden 6'yı çıkarmama eşit olacak. Şimdi o zaman gidiyorum buradan, x1 bölü x1 artı 3 bölü x1'i bulacağım. Yani şimdi köklerinden bir tanesi x1 ise, x1'in karesi eksi 4x1 eksi 3 sıfıra eşit olacak. Helin, buradan x1 artı 3 bölü x1'i nasıl bulurum dersin? Karesini, kare kökünü alacağız hocam. Karesini, pardon. Şimdi bak şöyle yapacağım. X1'in karesi eksi 4 x1 eksi 3 eşittir sıfırsa her tarafı x1'e bölüyorum bak. X1'in karesini x1'e böldüm, x1 çıktı. 4 x1'i x1'e böldüm, eksi 4 çıktı. Eksi 3'ü x1'e böldüm, 3 x1 çıktı. 0'ı da x1'e böldüm, 0 çıktı. O zaman buradan x1 eksi 3 bölü x1 4'e eşit çıkacak. Alıyoruz her iki tarafın karesini. X1'in karesi eksi 9 x1'in şey artı, x1'in karesi artı 9 bölü x1'in karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katından ne gelecek? Eksi 6 gelecek. Çocuklar demin ben yaparken şurası şeymiş, bu da eksi olacaktı. Neyse, boş verin onu. Buradan eksi 6 eşittir ne çıkacak? 16 çıkacak. X1 eksi 3 bölü x1 4'e eşitti. Aldık her iki tarafın karesini. X1'in karesi artı 3 bölü x1'in karesinden 9 bölü x1'in karesi. Birinci ile ikincinin çarpımından x1 çarpı 3 bölü x1, bir de 2 ile çarptık, eksi 6. Öbür tarafında karesini aldık, 16. Eksi 6'yı 16'nın yanına attık. Oradan da ne geldi cevap? 22 geldi. Anlaşıldı mı bu soru çocuklar? Helin, oldu mu? Evet hocam. Tamam. Şimdi çocuklar şöyle bir sorumuz var. Yalnız bu soru için şeyi bir hatırlatayım, burada bu lazım oluyor. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Kökler çarpımı da c bölü a. Tamam mı? Şimdi diyor ki sorumuz şu. Bu söylediklerimden yola çıkarak x2 şey x2 diyorum. X kare eksi 8x. X kare eksi 8x artı
m eksi 1 eşittir 0. Denkleminin kökleri birer doğal sayıdır. Buna göre m'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? X kare eksi 8x artı m eksi 1 eşittir 0. Denkleminin kökleri birer doğal sayıdır. Buna göre m'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Hocam en büyük değerini mi istiyor en küçük değerini mi? Kaç farklı değer vardır diyor m'nin alabileceği. Hocam ben bir şey buldum. Söyle bakalım. 5 buldum hocam ben. Aferin Elin. Nasıl yaptın söyle. Hocam ben önce toplamını buldum 8 olarak. Hı. Sonra çarpımını m-1 buldum. Doğal sayı olduğuna göre toplamı 8 olup çarpımı m-1 olan sayıları aradım. Mesela 7 ile 1 olabilirdi. 0 ile 8 de olabilir ama. Evet hocam o da sonra şimdi aklıma geldi. O da olabilir. Sonra yani o yüzden 6 tane oluyor. Ama büyük ihtimalle oluyor. Bir dakika doğru cevap 5 aynı sonucu verecek bir şey vardır belki. Şimdi 0 ile 8'i alırsak çarpımları 0 oluyor değil mi? Evet hocam m-1 kökler çarpımı 0 c bölü a'ydı. Evet hocam m-1 oluyor zaten m-1 bölü 1 oluyor. Tamam. Buradan m eşittir 1. Peki evet. 1 ile 7'yi alalım. M eksi 1 kaç olacak? M eksi 1 7 olacak. M de 8 olacak. M eşittir 8. 2 ile 6'yı alalım. M eksi 1 12 olacak. M eşittir 13. Ondan sonra 3 ile 5'i alalım. M eksi 1 8 olacak. M 9 çıkacak. Sonra 4 ile 4'ü alalım. M eksi 1 16 çıkacak. Buradan M kaç gelecek? 17 gelecek. Zaten oldu. Ondan sonra artık geriye döneceğiz. Sen eksik saydın. Fazla saydın herhalde demin. Şimdi 5 çıktı. 1 2, 3, 4, 5 tane çıktı. Oldu mu? Evet hocam. Tamam. Şimdi çocuklar 5 dakika kaldı ama artık yeni şeye geçmeyelim. İyi, bugün bir föy bitirdik. Bakayım ya haftaya ne varmış? İkinci dereceden denklemler var yine. Oo çok güzel. Bak haftaya öğrenciler bu konuda biraz sıkıntı çekiyorlar. Karmaşık sayıları hatırlıyor musunuz? Hep bana diyorlar hocam karmaşık sayı anlatın. Karmaşık sayıları unuttuk. Hatırlıyor musunuz karmaşık sayıları? Evrim hatırlıyor musun? Hayır. Ha? Biraz hocam aslında. Biraz var biraz yok. Garip bir şey. Tamam o zaman ikinci dereceden denklemlerin ikincisi ve karmaşık sayıları anlatacağız.
Bugün çok iyi gitti, hızlı hızlı yaptık. Bunu da çabuk bitiririz. Bu da çok fazla bir şey yok burada da. Ha, 19 soru varmış. Tamam, o zaman bir dakika. Kapatalım dersi.